Bildiğiniz üzere Türk Tabipler Birliği 14 Mart 15 Mart tarihlerinde Türkiye genelinde 2 günlük iş bırakma görev eylemi olarak tanımladığınız iş bırakma eylemini kararı aldı. Bizler de bugün hem bu iş bırakma eylemiyle görev eylemiyle ilgili basın açıklaması yapmak için burada toplandık. Tabii bildiğiniz üzere şu an Türkiye'nin her tarafında aslında bu basın açıklamaları il sağlık müdürlükleri önünde, sağlık kurumları önünde yapılmaktadır. Ancak ilimizde 2000 günü aşan yasaklar nedeniyle ne yazık ki bugün basın açıklamamızı tabip odasında gerçekleştiriyoruz. Buradan öncelikle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü geçti. Bunu hem kadın meslektaşlarımız ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü de kutluyoruz. Aynı şekilde 14 Mart sürecine giriyoruz ve sağlık emekçilerinin çok ciddi sorunlarla boğuştuğu bir dönemde bu eylemleri yapıyoruz. Tüm sağlık emekçilerinin de 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs pandemisini ilan ettiği ve Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının açıklandığı 11 Mart 2020'den bu yana 2 yıl geçti. 14,5 milyon vakayla dünyada 9. sırada yer alan Türkiye, salgını en ağır yaşayan ülkelerden. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı resmi rakamlara göre bile vefat sayısı 95 binin, gerçek rakamlar ise 250 binin üzerinde. Her biri bir can, her biri bir insan, her biri bir anne, bir baba, bir eş, bir dost, bir arkadaş, bir sevgili, bir çocuk. Her birinin acısını yüreğimizde taşıyoruz. Korunması ve önlenmesi mümkün olan bir hastalık yüzünden öldüler. Bu dönemde neler oldu? Salgın değil, algı yönetimine çalışıldı. Salgından başarı hikayesi çıkarıp siyasi rant hedefiyle politikalar üretildi. Salgının başlarında maske sıkıntısı yaşanırken devamında aşılar vatandaşlarla zamanında buluşturulamadığı gibi aşı tereddütüne neden olacak söylemler ile aşı karşıtlığının da önü açıldı. İlk günden beri gerçekleri gizleyen ve çarpıtan yanlış yürütülen sağlık politikaları hayata geçirildi. Eksik, yanlış, tutarsız salgın yönetimi hayatları karartmaya devam etti. Alınmayan önlemler, uygulanmayan tedbirler ve bilim insanlarının, meslek örgütlerinin, uzmanlık derneklerinin, sağlık emek örgütlerinin uyarılarına kulak tıkandı. Temel, zorunlu, acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde çalışmanın durdurulması ve ekonomik destek çağrılarına rağmen çarklar dönecek, üretim sürecek ısrarı ile salgın devam etti. Destek sermayeye, açlık emekçiye düştü. Salgın tabii ki de bitecek. Bugünlere nasıl gelindi, kısa özeti budur. Sorumluları biliyoruz, biliyoruz ve unutmuyoruz. Unutmuyoruz ve affetmiyoruz. Sevgi, özlem, yas ve öfkeyle. Van Hakkari Tabip Odası. Ayrıca biraz sonra sağlık kurumlarına, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ve ayrıca biraz sonra sağlık kurumlarına Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ve 100. Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne geçip orada 14 Mart ve 15 Mart grev eylemi ile ilgili broşürlerimizi dağıtacağız. Ve 100. Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne geçip orada 14 Mart ve 15 Mart grev eylemi ile ilgili broşürlerimizi dağıtacağız.